Evet, ajans hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ukrayna'daki gelişmeleri ele alıyoruz. Moskova'daki gelişmeleri sizlere aktarıyoruz ama önce şimdi ateş hattındaki Ukrayna'ya gideceğiz. Emine Kavasoğlu sabah saatlerinden itibaren bize olan biteni anlatıyor, detayları aktarıyor. Hala sokağa çıkma yasağı ilanı sürüyor Ukrayna'da, Kiev'de, başkent Kiev'de, ama dört bir yandan da sıkıştırıldığını görüyoruz harita üzerinden de. Belediye başkanı da açıklamalar yaptı. Şimdi Emine bizi bekliyor Kiev'de. Geçtiğimiz bağlantıdan itibaren neler yaşandı? Bugünün önemli gelişmeleri nelerdi? Saldırılar devam ediyor mu? Nedir son durum? Hemen sözü Emine'ye bırakıyoruz. Evet, hava saldırıları hala devam ediyor diyebiliriz. Son yarım saattir biraz sakinlik olduğunu söyleyelim ama elbette hava saldırıları hala devam ediyor. Kiev'de 24 Şubat'tan bu yana biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ki o hayatını kaybedenlerden 2 kişi de şu anda bizim de önünde bulunmuş olduğumuz bu binada can kaybı yaşandı. Sabah saatlerinde bir roket saldırısı gerçekleştirildi buraya. 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, 80 kişi ise bina tahliye edildi. Bina oldukça yüksek katlı bir bina ve işte bu sebeple çevresinde de çok sayıda iş yeri, alışveriş merkezi var elbette binanın. 80 kişi tahliye edildi. Tabii aslında roket saldırısının yine de, yani 2 kişi hayatını kaybetti ama yine de daha büyük bir faciaya neden olmadığını söylemek mümkün. Çünkü bina oldukça yüksek katlı ve içinde yaşayanlar da vardı elbette tabii ki ama binanın bir kısmı, bina sakinlerinin bir kısmı buradan ayrılmışlardı. Artık 23 saat geride kaldı sokağa çıkma yasağında Kiev'de ve elbette bizler basın mensuplarının dışında ve silahlı sivillerin, asker ve polislerin dışında kimsenin artık sokaklarda olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bunun yanı sıra her yerde barikatlar kurulmaya devam ediyor Kiev sokaklarında. Dört bir yana barikatlar kurulmuş durumda. İşte o patlamanın hemen ardından bu patlamanın izlerini gösterelim bir yandan size. Çocukların oyuncakları yerlere saçılmış. Yine bir okul çantası, hemen okul çantası da patlamanın etkisiyle buraya düşmüş. Yine şurada bir oyuncak daha, hemen gösterelim. 2 kişi hayatını kaybetti ve şu anda şiddetli bir patlama daha yaşandı. Bizim bulunduğumuz noktada ses ulaştı mı size bilmiyorum ama çok şiddetliydi ve yakınlarımızda olduğunu da söyleyebiliriz. Bir yandan tabii Kiev dört bir koldan abluk altına alınmış durumda. Yaklaşık 30-35 kilometre yakına kadar, Kiev'in yakınına kadar geldiğini belirtelim Rus ordusunun. Ve tabii ki son bir saate damga vuran en önemli gelişme Putin'in Savunma Bakanlığı'na caydırıcı güçler için özel savaş emri durumuna geçme emri vermesiydi. Özel savaş durumuna geçme emri verdi caydırıcı güçlerin Putin. Tabii bir yandan müzakereler devam ediyor ama bu yapılan açıklama, bu caydırıcı güçlerin özel savaş durumuna geçmesi bu ablukanın, bu savaşın daha da devam edebileceği anlamına da geliyor. Tabii artık 4. günündeyiz savaşın ve çok sayıda can kaybı da var. Az önce de belirttim, sadece Kiev'den, başkent Kiev'den 9 kişi hayatını kaybetti. Onun yanı sıra elbette çok sayıda hayatını kaybeden olduğu bilgisini de bir kez daha sizlerle paylaşalım. Yapılan açıklamalar sürekli güncelleniyor ama an itibariyle 3'ü çocuk, 207 sivil hayatını kaybetti. 33'ü çocuk, 1115'in üzerinde de yaralı olduğunu söyleyelim. Kiev için dün akşam zor gecelerden bir tanesiydi. Ardı ardına hava saldırıları düzenlendi. Sirenler çaldı başkent Kiev'de ve hepimiz, tüm Kiev halkının olduğu gibi bizler de geceyi sığınaklarda geçirdik. Ardı ardına saldırılar düzenleniyor. İşte dediğim gibi her ne kadar son yarım saattir sessizlik hakim dedim ama çok yakına yine bir hava saldırısı düzenlenmiş olduğunun da bilgisini sizlerle paylaştık. Belki de duydunuz o patlamanın sesini. Birleşmiş Milletler yaklaşık 368.000 kişinin Ukrayna'dan ayrıldığını söyledi ve bu sayının gün geçtikçe de, saatler geçtikçe de artmış olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. İtalya bir karar aldı. 110 milyon euro ödeme yapacak Ukrayna'ya. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Hiç şüphesiz ki Avrupa Birliği de Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı aldı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden de 54 milyon dolarlık insani yardım geleceği açıklandı. Aynı zamanda az önce dediğim gibi silahlı sivillerin artık sokaklarda olduğunu söyledik. Çıkan yasayla zaten meşru müdafaa ve halkın silahlanmasının önü açılmıştı. İşte o halk artık silahlandı. Kiev'in bütün ara sokaklarında, özellikle parlamento binasına ve Mariinsky Sarayı'na, yani başkanlık sarayına giden yolların tamamında barikatlar kurulmuş durumda. Tamamında siviller ve askerler el ele barikatlar kurmuş durumda. Bir yandan yine köşe başlarında Molotov kokteylleri yapımına devam ediyor sivil halk, ki sivil halk için bir uyarı da yapıldı. Yol işaretlerini sökün, ağaçları devirin, geçiş güzergahlarındaki ağaçları devirin, ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif edin, ulaşım merkezlerini tahrip edin, gece aktif olun. Özellikle hava karardıktan sonra aktif olun uyarısı yapıldı ki saatler 10-18'e yaklaştığındaki Türkiye saatiyle 19 gibi burada artık hava kararmaya başlıyor. Tabii sokağa çıkma yasağı hala devam ediyor. Yarın sabah 8'e kadar devam edecek bu yasak. Bunu da tekrar söyleyelim. Hava karardığında da çatışma seslerini duyabiliyoruz artık biz bu noktada, ama şunun altını çizmekte fayda var. Her yayınımda ısrarla söylüyorum. Çatışma sesi dediğimiz Rus askerlerinin buraya girdiği anlamı da çıkarılmasın. Çünkü hali hazırda bir Rus unsurunu burada görmek mümkün değil, ama sokağa çıkma yasağının sebeplerinden biri de aslında bu. Çok sayıda sivil, Rusya'nın çok sayıda sivil gönderdiği iddiası bu noktaya ve sabotaj ihtimaline karşı da işte bu sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve dolayısıyla da zaman zaman dur ihtarına uymayan, uyarılara uymayanlar için polis öncelikle bir uyarıda bulunuyor. Durmaları konusunda, hareket etmemeleri konusunda. Eğer bu uyarılara uyulmazsa da polis ve askerde artık vur emri var ve dolayısıyla da zaman zaman yükselen silah seslerinin bundan kaynaklandığını da söylemek mümkün. Henüz şu an için Kiev'de bir meskun mahalle çatışması, Harkov'da yaşandığı gibi bir meskun mahalle çatışmasından bahsetmemiz mümkün değil. Zira tekrar altını çizelim. Hali hazırda Rus unsurlarının, Rus askeri unsurlarının bu bölgede, en azından Kiev şehir merkezinde olmadıklarını biliyoruz ama yaklaşık 38-40 kilometre uzakta, özellikle Irpin'de çok şiddetli çatışmalar yaşandı ki o noktada köprüler patlatıldı. Rus askerinin o noktaya ulaşmasını engellemek için, Kiev'e yaklaşmasını engellemek için köprüler havaya uçuruldu. Kısa süre önce de zaten Irpin'in geri alındığı bilgisi de yine paylaşılan bilgilerden biriydi. Rusya, Ukrayna'nın yapmış olduğu açıklamaya göre yaklaşık 4300 Rus askeri öldürüldü 24 Şubat'tan bu yana. Yine G7 zirvesi toplanıyor. Bir yandan da dünya elbette Rusya'nın bu operasyonuna tepki göstermeye devam ediyor. G7 zirvesi toplanıyor ve gündem elbette ki sert yaptırım olacak yine Rusya'ya. Almanya, İtalya, İzlanda, Avusturya, Danimarka, Belçika, İsveç, İzlanda hava sahalarını kapattı Rusya'ya. Zelenski, Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'na Rusya için bir dava açmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra işte şu an itibariyle biz de Kiev'de dün o sivillerin vurulduğu binadayız. Hava yavaş yavaş kararmaya başlayınca elbette sokağa çıkma yasağı daha sıkı uygulanıyor. Onun da altını çizelim. Bizler basın mensupları olarak bir nebze olsun daha rahat hareket edebiliyoruz. Özel kimlik kartlarımızda, yine tabii ki pasaport kontrolleriyle birlikte bizler dışarıda biraz daha rahat hareket edebiliyoruz, ama dediğim gibi artık çok yakına Rus askerlerinin ulaşmış olduklarını söyleyelim. İşte hemen binanın arka tarafı da yine o patlamadan nasibini aldı. Binanın duvarları, kolonları dört bir yana saçıldı. İş yerleri yine büyük hasar gördü ki savaş başladığından bu yana zaten çoğu dükkan, mağaza, market kapalıydı. İşte o binanın hemen yanı başında bir okul. Olası bir faciadan gerçekten kıl payı dönüldüğünü söylemek mümkün. Eğer okul açık olsaydı, eğer olağanüstü bir hal ilan edilmemiş olsaydı burada, işte hemen okulun birkaç yüz metre bile değil, 50 metre yakınına bir füze saldırısı düzenlendi. Ve işte o füze saldırısı okula da isabet edebilirdi. Siviller vurulmuyor iddiasının belki de en güzel örneklerinden bir tanesi ve ne yazık ki yine savaşta sivillerin hayatını kaybettiklerini söyleyelim. Bir yandan da tabii artık tam teyakkuz durumuna geçilmiş durumda. Askeri hareketlilik, biz Kiev'e dün akşam saatlerinde ulaştık ama askeri hareketliliğin özellikle başkent Kiev'de, Kiev Özgürlük Meydanı yakınlarında bugün hiç olmadığı kadar daha yoğun olduğunu gözlemlediğimizi de öğrendiğimizi de sizlerle paylaşalım. Artık askeri araçlar, tanklar, konvoylar, zırhlı araçlar ardı ardına Kiev Özgürlük Meydanı önünden görev noktalarına doğru ayrılıyorlar. Bir kez daha ne yazık ki savaşın acı yüzünü bizler de sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Sivil kayıplarına yönelik bu acı görüntüleri ne yazık ki sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Müzakerelerden henüz bir sonuç çıkacak mı? Bir sonuç olacak mı müzakereler? Dünya nefesini tuttu, artık bu sorunun cevabını bekliyor. Zira dediğim gibi sivil kayıplar artmaya başladı. Başkent Kiev tamamen abluka altına alınmış durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün bir açıklama yapmıştı ki tam da benim az önce anlattığım gibi halkın ne kadar savunmaya hazır olduğundan bahsetti. Ukrayna halkını savunmaya hazır olması işgal planlarını bozdu dedi. Gerçekten tanıklık ettiğimiz manzaralar, tanıklık ettiğimiz görüntüler de bunun tam bir göstergesi. Zira dediğim gibi biz Mariapol noktasından buraya ulaşmaya çalıştığımız dakikalarda başkent Kiev'e yaklaşan noktaların hepsinde 200-300 kilometre uzakta bile artık sivillerin ne kadar örgütlenmiş olduklarını gördük. Ellerinde silahlarla yollarda Molotov kokteyli yaptığı anlara tanıklık olduk. Yine demir barikatlarla, beton barikatlarla ağaçları devirerek yolları kapatmaya çalıştıklarına tanık olduk. Ama işte savaşın acı yüzü sivilleri bir kez daha vurdu ve Kiev merkezde Mariinsky Sarayı'na çok yakın bir nokta burası. Yaklaşık 8-9 kilometrelik bir mesafe olduğunu söyleyelim. Başkanlık Sarayı'nın hemen yakınında bir sivil bina hedef alındı ve o saldırının ardından da iki kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. 80 kişi de bu binadan tahliye edildi. Biraz da Niyazi şu taraftan sokağa gösterelim. Sokağa çıkma yasağının olduğunu söylemiştik zaten. An itibariyle sessizlik hakim. Yarın sabah 8'e kadar da bu sessizlik hali devam edecek. Zira sokakta olan herkes için artık o saat diliminde vur emri verildi. Yarın sabah 8'e kadar yani 28 Şubat 08'e kadar sabah saatlerine kadar sokağa çıkma yasağı var Kiev'de ve izinsiz çıkanlarla ilgili de yapılan açıklama şu: sabotajcı olarak değerlendirilecekler ve vur emri verildi. Dolayısıyla da tamamen hayalet bir şehri andırıyor artık burası. Zaten kilometrelerce kuyruk vardı. Özellikle Kiev'e yaklaştığımızda bizler de tanıklık ettik. Kilometrelerce uzayan kuyruk, insanlar Kiev'den, başkent Kiev'den uzaklaşmaya çalışıyor. Çoğu insan eşini, çocuğunu bu bölgeden uzaklaştırıyor. Ama şunu da söyleyelim, sadece erkekler değildi sivil silahlananlar. Çok sayıda kadın ve gencin de yine bu sivil silahlananlar arasında olduklarını sizlerle paylaşalım. Kiev'de, başkent Kiev'de artık durum bu. İlerleyen saatlerde hava saldırıları devam eder mi? Herhangi bir can kaybı yaşanır mı? Farklı bir haberle karşınızda olur muyuz? Ya da kısa süre sonra sirenlerin sesini duyarız ve yeniden sığınaklara mı ineriz bilemiyoruz. Ama şimdilik buradan söz size bırakalım.